Evet sevgili izleyiciler, herkese merhabalar. Yeni bir Eğitimde Doğru Yöntemin programıyla bir aradayız. Programımıza başlamadan önce ilimizde gerçekleşen elin bir afet söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnşallah devletimiz hızlıca yaraları saracak. Hayatımız şehrimizde normal rutin bir hayata dönecek. Bugünkü programımızın konusu eğitimde 2023 vizyonu. Çok önemli bir konu. Cumhurbaşkanlığımızın çok önem verdiği bir konu. Toplumumuzda pek anlatılamadığını düşündük. Bu nedenle bir televizyon programıyla bunu vatandaşlarımıza daha düzgün bir şekilde anlatmayı planlıyoruz. Konuğumuz Milli Eğitim ARGE biriminden Murat Yıldız Bey, koordinatörü ARGE biriminin. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk Enes Bey. Şunu öncelikle söylemek istiyorum. Milli Eğitim'den görevli bir arkadaş olduğu için Milli Eğitim'imiz bu felaket sırasında bir sivil toplum kuruluşu gibi, bir STK gibi çok yoğun bir çalışma sergiledi. Emin olun gizli kahramanlarından birisi. İçinde bulunduğumuz için çalışmaları çok iyi biliyoruz. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Murat Bey isterseniz öncelikle konuya buradan başlayalım. Tabii. Bu çalışmalardan biraz bahsederseniz sonra konumuza geçeriz. Olur tabii ki. Enis Bey öncelikle sizi ve ekibinizi eğitim adına yapmış olduğunuz bu anlamlı güzel programlardan dolayı tebrik eder. Bana da bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Sizin de dileklerinizde temellerde bulundunuz. İnşallah en kısa süreçte bu kötü durumu atlatacağız diye düşünüyoruz. İnşallah. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tabii bu süreçte asla öğretmenlerimiz dahil, okul yöneticilerimiz, bizler hiç durmadık. Organize sanayide biliyorsunuz depolarımız var. Bu depoya gelen yardımları, dağıtımı, koordinasyonuyla günlerce uğraştık. Tüm okullarımız deprem sürecince tüm vatandaşlarımıza açık hale getirildi. Vatandaşlarımızın buradan faydalanması imkanı sunuldu. Okul müdürlerimiz 24 saat görevlerinin başındaydı. Okullardaki müdür yardımcılarımız çadırların başında görevlerini sürdürdüler. Vatandaşlarımızın problemlerini ele aldılar. Sıkıntılarını bir araya getirerek yetkililere bildirdiler. 400 tane toplam rehber öğretmenimiz çadırlarda, okullarda şu anda psikososyal eğitimlerine devam ediyor. Ölçme ve değerlendirme merkezimiz var biliyorsunuz. Buradaki arkadaşlarımız şube müdürümüz başkanlığında şu anda AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gece 12'lere kadar görevlerinin başındalar. Şube müdürümüz Fatih Bey ve ekibi devlet hastanesinde, eski devlet hastanesinde 1000 kişilik yatak kapasiteli bir çalışma var biliyorsunuz. Vatandaşlarımız dün itibariyle buralara yerleştirilmeye başlandı. Gece gündüz o arkadaşlarımız da sürekli çalışmalarını sürdürüyorlar. Öğretmenlerimiz ev ev, gönüllü öğretmenlerimiz geziyorlar, vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgileniyorlar. Problemleri varsa eğer bunlar da yetkili yerlere bildiriyorlar. Depremle ilgili şu anda benim aklıma gelen yapmış olduğumuz çalışmalar bunlar Deniz Bey. Bunlar zaten dışarıdan da televizyondan da gözlemleniyor. Vatandaşımız bu konuda çok hassas. Evet. Ben şunu da eklemek istiyorum. Özel okullarımızın birçoğu ben biliyorum yemek yapıp dağıttılar çadırlarda. Okullarını onlar da açtılar. Evet. Arkasından rehberlik öğretmenleri işte resim, müzik, drama, anaokulu öğretmenleriyle beraber çadırlarda psikososyal desteklerde bulundular. Evet. Gerçekten Milli Eğitim bu konuda takdir topladı. Bütün kurumlarıyla beraber. Yaraları sarmak için elinden geleni gerçekten gönüllülük esasıyla yapıyor. Hepimiz çalışan bu tüm arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Murat Bey konumuza geçelim. Milli Eğitim'de ARGE biriminin oluşturulma amacı nedir? Evet. Yapılan çalışmaların örneklerini verebilir misiniz? Somut örnekler önemli. Hani ben özellikle ilgilendiğim, sevdiğim bir alan işte bu TÜBİTAK projeleri. Biz il olarak neredeyiz? Başarımız nasıl? Önce oradan başlarsak daha doğru olacağını düşünüyorum. Olur. Buyurun. ARGE birimi 2008 yılından itibaren temelleri atıldı. 2009 Ocak ayından itibaren resmi olarak göreve başladık.
Ben 2009'dan beri Ar-Ge biriminde görev yapıyorum. Yaklaşık 12 yıla yaklaştı. Burada 5 kişilik bir normumuz var Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü olarak. Diğer arkadaşlarla hep birlikte eğitim anlamında eğitim düzeyimizi nasıl ileri seviyelere çıkarabiliriz? Öğretmen arkadaşlarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza, okul yöneticilerine nasıl faydalı olabiliriz? Kurumlarımızın kapasitesini nasıl geliştirebiliriz? Eğitimde kaliteyi nasıl arttırabiliriz? Eğitim ve öğretime erişimi nasıl üst seviyeye çıkarabiliriz? Bunlarla ilgili bu ana başlıklar üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz Deniz Bey. Tabii şöyle bir şey var. Ar-Ge birimindeki görevlendirmeler 6 aylık valilik görevlendirmeleri. Biz il olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle Milli Eğitim Müdürümüz Feyzi Gürtürk'e çok teşekkür etmek isterim buradan. Şube müdürümüze çok teşekkür etmek isterim. Her zaman bizim önümüzü aşmaya çalıştılar ve Ar-Ge biriminin sürekliliğini sağlamaya çalıştılar. Benim ve ekibim, yanımdaki ekibim yaklaşık 5 yıldır birlikte görevimizi devam ettiriyoruz. Tabii süreç uzadıkça insanlar birbirini çok daha iyi tanıyorlar. Çok daha güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ve daha farklı, olumlu çalışmalarla ön plana çıkabiliyorsunuz. Çalışmalarımız bu şekilde genel anlamda. Çok güzel. Bu TÜBİTAK projeleriyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? İlimiz ne durumda? Şimdi TÜBİTAK projelerinden önce ben genel projelerden bahsetmek istiyorum. Şimdi TÜBİTAK'ın dışında Kalkınma Ajansı projeleri var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ulusal anlamda eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülleri var. Birçok alanda proje yarışmaları düzenleniyor. Genel anlamda biz Ar-Ge birimi olarak proje mantığını öncelikle öğretmenlerimize, okul yöneticilerine kavratmaya çalışıyoruz. Bunun önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize yönelik eğitimler düzenliyoruz. İl olarak şu anda çok iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü artık proje mantığı öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, okul yöneticilerimizin mantığına oturmuş durumda. Yani alan hangi alan olursa olsun projenin zaten bir formatı vardır. Bu formatta duygularınızı, düşüncelerinizi çok iyi dile getirebiliyorsanız, eğer o ruhu verebiliyorsanız bu projelerin başarılı olmama gibi bir durumu söz konusu değil. TÜBİTAK projelerinden isterseniz bahsedeyim. Evet. TÜBİTAK projelerine de tabii çok çeşitli TÜBİTAK alanları var. 4004, 4005, 4006, 4007 bilim şenlikleri gibi bilim fuarları, 2204 A, B lise öğrencileri araştırma proje yarışmaları, ortaokul öğrencileri araştırma proje yarışmaları. Biz bu projelerin tamamına il olarak katılıyoruz zaten. Bu yıl için örnek vermek istiyorum. Geçmiş yıllara göre her zaman ivmemizde bir artış var. TÜBİTAK 2204 A lise öğrencileri araştırma proje yarışmaları müracaat sonuçları geçen hafta belli oldu. 421 proje ile Türkiye genelinde 9. sıradayız. Ama nüfusu oranlarsak galiba 2. sıradayız. Evet, ondan sonra yani tabii ki. Şimdi öğrenci sayısına ve nüfusa göre oranladığımız zaman çok daha büyük başarımız söz konusu. Tabii bundan da bahsederken Ağan ilçemizden bahsetmek istiyorum. Ağan'da iki tane lisemiz var. Biri en fazla proje hazırlayan okullar arasında Türkiye ikincisi, diğer okulumuz da Türkiye üçüncüsü. Maşallah, biz de tebrik ediyoruz. Gerçekten yürekten tebrik etmek istiyorum. Yani bu alanda okul yöneticileri, diğer idarecilerin çok büyük önemi var. Arıcak biliyorsunuz küçük bir ilçemiz. Daha önce hiç proje çıkmıyordu desem inanın. Fakat Milli Eğitim Müdürü'nün değişmesiyle Fethi Bey göreve geldikten sonra proje tabanlı zaten bir müdürümüz. Büyük bir hareketlilik getirdi. 20'nin üzerinde eğitim verdiğini sadece kendisinin ilde ben biliyorum. Tabii meyvelerini toplamaya başladılar. 4006 çalışmalarında toplam 11 tane kurumu var, ortaokul, lise. 11'de 11 başvuruda bulundular. Bu da ilimiz adına, ilçemiz adına çok güzel bir gelişme. Yürekten tebrik etmek istiyorum. Biz de tebrik ederiz kendilerini. Konumuza geçelim. 2023 vizyonu söyledik. Evet. 2023 vizyonu açıklanırken Cumhurbaşkanımızın bazı ifadeleri vardı. Önce onları ben paylaşmakta fayda tabii görüyorum. Şöyle bir şey söylemişti. Yani eğitimde çok ileri gidip de ekonomide geri kalmış toplum örnekleri yoktur. Evet. Yani bu bir defa şunu çok net bir şekilde toplumun ilerlemesi, ülkenin ilerlemesi öncelikle eğitime bağlı. Evet. Bunu zaten örneklerle kendileri de ifade etmişti. Bir başka şey, biz çocuklarımızı diplomalı yapma peşinde koşarken onların gönüllerini doyurmayı ihmal ettik ifadesini kullanmıştı. Evet.
Bunlarla beraber 2023 eğitim vizyonunu tanımlayıp buna neden ihtiyaç duyulduğunu açıklar mısınız? Hani içerikte detaylara böyle fazla girmeden bir tanımını yaparsak daha sonra sorularla zaten konuyu açacağız. Tabii ki. Şimdi Milli Eğitim Bakanımız göreve başladıktan sonra eğitim anlamında ciddi anlamda çok köklü değişiklikler oluşmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığımız da orta ve uzun vadeli planlar ile sonuç odaklı ve gelecek yönelimli vizyonu ile eğitimin dünya standartlarına ulaşmasını hedefliyor. Bununla ilgili de en ciddi çalışması 2023 eğitim vizyonudur. Üst politika belgesi olarak da 2019-2023 stratejik planlarımızdır. Biz konunun ciddiyetini biliyoruz Enis Bey. Bununla ilgili 2023 eğitim vizyonu Çalıştay ilimizde düzenledik. Yaklaşık 200 kişinin katılımı ile, tamamen alanda uzman kişilerin katılımı ile bir Çalıştay düzenledik. Buradaki sonuçları derledik, topladık ve gördüğünüz gibi Türkiye'de bir ilk olduğunu düşünüyorum. 2023 eğitim vizyonu kitabı oluşturdu. Özellikle altını çizmek istiyorum. Bu bizim ilimizde yapılan bir çalışma. Tabii ki. İlimizde, tamamen ilimizde yapılmış olan bir çalışma. Toplam 19 tane bakanlığımızın teması vardı. Biz de bu 19 tema üzerinde ilimize uyarlayacak şekilde baştan bu temaları ele aldık ve faaliyetlerimizi, sorun alanlarımızı çıkardık hepsini ve kitap haline dönüştürerek tüm okullarımıza kitapların dağıtımını gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yine konuyla bağlantılı olarak devam edelim. Şimdi eğitimin en önemli aktörü olan öğretmenler, okul yöneticileri için ne gibi yenilikler düşünülüyor? Tabii eğitimde idareci ve öğretmenler söz konusu olunca hizmet içi eğitim süreci en önemli faktördür. Evet. Burada ne gibi faaliyetler yapılacak? Teknolojik gelişmelere adaptasyon hususunda çalışmalar var mı? Yani bunları böyle maddeler halinde alabilirsek daha aydınlatıcı olacağına inanıyorum. Şimdi isterseniz teknoloji kısmından başlayayım. Aklıma gelmişken onu söyleyeyim. Şimdi teknolojinin kullanımı gerçekten çok önemli. Bakanlığımızın da malumunuz bir e-portfolyo sistemi oluşturulması, büyük bir veri ambarı oluşturması düşüncesi içerisinde inşallah gelecek yıl bu tamamen hayata geçirilecek. Biz de bundan hareketle bizim ARGE birimindeki görevli bir arkadaşımız Elbis sistemi oluşturdu. Evet, kullanılmaya başlandı. Şimdi Elbis sistemi bizim işimizi çok rahatlatacak, elimizi güçlendirecek. Artık okullarımız direktmen verileri oraya yükleyerek, biz bir düğmeye basarak bütün verileri anında alabileceğiz. Artık yazışma kısımlarını atlatmış olacağız. Özür dilerim, bu depremden sonra mesela okullarda kalanlar, dağıtılan yemekler, bu tür şeyler de okul idareleri tarafından Elbis'e yüklendi. Evet. Çok hızlı bir şekilde bir afet koordinasyon merkezi gibi internet düzleminde olay hemen kontrol altına alındı ve herkes haberdar oldu. Anında bakanlık haberdar oldu çalışmalardan. Evet. Bu sistemi oluşturmak Deniz Bey kolay değil. Bizim Tekin hocamız tek başına oturup bu sistemi kendi kendine geliştirdi. Yani kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Güzel bir hizmet oldu. Biz zaten sürekli böyle bir eksiğimizin olduğunu, verilere ulaşmada güçlük çektiğimizi, okullardan bilgi istediğimiz zaman tam anlamıyla doğru verilere ulaşamadığımızı görüyorduk. Fakat bunun önüne geçmiş olduk. Artık istediğimiz veriye istediğimiz anda ulaşabileceğiz. Elden kağıtla bilgi taşımak artık çağ dışı kaldı. Yani bunun internet düzlemine taşınması gerekiyordu. Evet. Yani biz de tebrik ediyoruz. Yani ilimizde yapılan bir çalışma, başarılı bir çalışma. Teşekkür ederiz. Bunun dışında da teknolojiyle ilgili 2 yıldır yaklaşık olarak güzel ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun da meyvesini aldık zaten eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödüllerinde bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu ki en prestijli ödülüdür. Türkiye birincisi ödülüne layık görüldük. Bakan Bey'den ödüllerimizi aldık. Bu da ilimiz adına güzel bir gelişmeydi. Tabii içerisinde EBA ile ilgili bir sürü çalışma vardı. Okul yöneticilerimize yönelik yapmış olduğumuz faaliyetler vardı. Rehber öğretmenlere internetin kullanımıyla ilgili faydaları zararları ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar vardı. Öğrencilere yönelik yarışmalar düzenledik. Bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Yani 2 yıl bir süreç bu çalışmaları yürüttük. Sonuçta da bunun mükafatını aldık. Tabii ki teknoloji kullanmak çok çok önemli. Birinci aşamada biz onu öngörüyoruz. Öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin ve öğrencilerin teknolojiden maksimum düzeyde faydalanmaları ve inovatif çalışmalarla ülkemizi, ilimizi üst seviyelere çıkarmalarını hedefliyoruz. Şimdi isterseniz öğretmen ve okul yöneticilerine geçmek istiyorum. Evet, orada.
Evet. Şimdi okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilmek için geçen yıl toplam 40 tane eğitim düzenledik Enis Bey. Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi olarak. Alanda uzman birçok eğitimci ilimize davet ettik. Bu öğretmenlerimizle, okul yöneticilerimizle buluşturduk. İçeriğinde ne vardı? Girişimcilik vardı, içeriğinde liderlik vardı. İçeriğinde özellikle kişisel gelişim alanda çalışmalar vardı. Bunların da okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize fayda sağladığını düşünüyoruz. Hizmet içi eğitimlerden bahsettiniz. Tabii hizmet içi eğitimler bizim inisiyatifimizde gelişen olaylar değil. Sene başında Milli Eğitim Bakanlığı bizden talep doğrultusunda kurs açılmasını öngörüyor. Biz de hangi alanlarda eksiklikler varsa bunları bakanlığa bildiriyoruz. Bakanlık bir değerlendirme sonucunda modül oluşturuyor ve modülü açıyor. Biz bu modülün dışında herhangi bir eğitim vermemiz söz konusu değil. Tabii bu eğitimlerde 1-2 geçemiyor. Biz bunun farkındayız. Yani bakanlık tarafından aslında bu hizmet içi kurslarının çeşitliliğinin arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Katılımcı sayısının arttırılmasını düşünüyoruz. Burada eğitim verecek arkadaşların da alanda tamamen uzman kişiler tarafından verilmesini tavsiye ediyoruz. İnşallah bunlar da ilerleyen dönemlerde gerçekleşecektir diye düşünüyoruz. Şimdi özel sektörde çalışan bir yönetici olarak bu kaçınılmaz bir gerçek. Yani evet, elemanların yetiştirilmesi gerekiyor. Gerçekten son 2-3 yıldır özellikle Elazığ'da ciddi çalışmalar var. Yani inşallah yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz de bu çerçevede kendilerini geliştirerek ilimize ciddi katkılar sağlayacaklar. Bir başka soruya geçmek istiyorum. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimlerine daha fazla işlerlik kazandırma çabası var 2023 vizyonda. Evet. Bundan bahseder misiniz biraz? Tabii ki ondan da bahsedeyim. Şimdi rehberlik kısmı çok önemli faktörlerden biri eğitimde. Bununla ilgili de özellikle rehber öğretmenlerimize yönelik olarak geçen yıl birçok eğitim düzenledik. Yine az önce bahsettiğim gibi alanda uzman eğitimciler ilimize davet edilerek rehber öğretmenlerimizle bir araya getirildi. Şimdi veri ambarı demiştik, portfolyo sistemi. Evet. Burada çocuklarımızın bilgileri birebir işlenecek. Çocuklarımız nereye giderse gitsin, il değiştirmesi önemli değil, okul değiştirmesi önemli değil. Rehber öğretmenlerimiz tamamen kimlik numarasıyla girdiği zaman çocuklarımızın gelişim alanlarına çok kısa sürede ulaşabilecekler ve tanıyabilecekler. Rehberlikle ilgili de bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar tabii ki var. Bunu da biz 2023 eğitim vizyonuna aldık. Tabii çok geniş kapsamlı, mutlaka bakmışsınızdır zaten. Faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz hepsi kitabımızda mevcut. Zaten bunu okullarımızdaki öğretmenlerimizle paylaştık kitaplarımızı. Anlaşıldı. Şeyi de söylemek istiyorum. RAM biriminin aktif çalışmaları. Tabii ki, tabii. Rehberlik Araştırma Merkezimiz. Yine bu deprem afeti sırasında, evet, çok net bir şekilde ortaya çıktı. Kesinlikle. Yani. Bir de genelde şöyle bir şey vardı. Geçmişte yani gözlemlediğimiz, sıkıntı da duyduğumuz bir noktaydı. Okullardaki rehberlik birimleri evrak işleriyle uğraşan birimler haline, evet, dönüşmüştü. Evet. Çocuklara yetişme konusunda gerçekten geri kalıyordu. Ama çok şükür şimdi artık aktif halde çalışmaya başladılar. Sınav zamanlarında sınav koordinasyon merkezleri kuruluyor. İşte, evet, öğretmen evinde belirli yerlerde vatandaşın ayağına hizmet gidiyor. Yani hizmet gittiği zaman hizmet oluyor. Bir yerde beklendiğinde, evet, maalesef hizmet olmuyor. İnşallah çok daha güzel noktalara taşınacak. İnşallah. Gelişmeler olumlu yönde. Evet. Bunu özellikle paylaşmak isterim. Bir başka soru olarak özel yetenekli öğrencilerimiz var. Hı-hı. Bilim sanat merkezimiz var sonuçta ilimizde, evet, yine Milli Eğitim'e bağlı. Bu özel yetenekli öğrenciler için günümüzde ne yapılıyor? Bunlar yeterli mi? 2023 vizyonunda bunlar için neler düşünülüyor? Evet. Bunlara değinebilirsek biraz da. Evet. Şimdi Enis Bey, hiçbir şey yeterli değildir. Her zaman bir üstün tartışması vardır, evet, her zaman. Bizim zaten amacımız o. Başarı elde ettik. Neye göre başarı elde ettiniz? İl sıralamasını arttırdık. Ülke genelinde büyük bir çıkış elde ettik. Ama onun her zaman üstü vardır. Bunda bir sınır yoktur. Veya en üst seviyeye çıkmışsanız bile bunu muhafaza etmeniz gerekiyor. Bilim ve Sanat Merkezimiz de çok şu anda aktif şekilde çalışıyor. Zülfü Bey müdürlüğünü yapıyor. Evet. Birlikte bazı projeler yürütüyoruz şu anda.
gerçekten öğretmenlerde büyük bir hareketlilik var, öğrencilerde büyük bir hareketlilik var. Zülfü Bey'in o heyecanı bizi de açıkçası heyecanlandırıyor. Zaten sonuçlarını almaya başladılar. Biliyorsunuz bilim ve sanat merkezleri proje tabanlı çalışmalar yürütüyorlar. Buradaki hedefimiz şuydu, tüm öğrencilerimiz bütün proje yarışmalarına mutlaka bir projeyle katılmasını öngördük ki şu anda ona ulaşmaya doğru gidiyoruz. Çocuklarımız severek, isteyerek öğretmenlerin danışmanlığında projelerini yürütüyorlar. Tabii dediğim gibi her zaman daha iyinin iyisi vardır, daha da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bizim de tabii ki politikalarımız özel yetenekli öğrenciler için var. Yine 2023 eğitim vizyonunda etkinliklerimizi, faaliyetlerimizi hepsini sıraladık. Bunu Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü ile de paylaştık. Bu doğrultuda yıllık performans programlarımız var. Bunları çizelgeler halinde oluşturup bakanlığa hepsini sunuyoruz. Şu anda ulaşamadığımız herhangi bir hedef yok. Yıllık koymuş olduğumuz hedefler doğrultusunda, performans hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz Deniz Bey. Okullarda destek odaları açıldı. Evet. Birçok okulumuz aktif olarak da bunları kullanıyor. Evet. Burada öğretmenleri görevlendirdiler. İleri giden değil, geri kalan öğrencilerimiz de vardı sonuçta. Hı hı. Özel ilgiye ihtiyacı olan öğrencilerimiz evet. de vardı. Kaynaştırma eğitiminde olanlar vardı. Bu tür çalışmalar okullarda yani bunu gözlemlediğimiz için çok evet. net konuşabiliyorum. Bu çocuklara da ufuk oldu. Kesinlikle. Bunları yönlendirme konusunda da inşallah eğitimlerine de çok güzel katkılarda bulunacaklar. İnşallah. Enes, ben bir şey daha eklemek istiyorum. Ben evet, müsaade buyurun. Ederseniz eğer. Şimdi destek odaları falan demişken tasarım beceri atölyeleri aklıma geldi. Evet. Bunlardan evet, bahsetmek 2023 istiyorum. 2023 eğitim vizyonunda çok önemli bir madde diye düşünüyorum. İlkokul, ortaokul ve liselerimizin tamamında bu tasarım beceri atölyelerinin kurulması bakanlık tarafından öngörülüyor. Tabii ki takdir edersiniz ki bu atölyeleri kurmak o kadar kolay değil. Belirli bir metrekaresi var. İçine alınacak materyallerin maliyeti. Ekonomik bir boyutu var. 100 bin TL'ye yakın. Şimdi özellikle dezavantajlı bölgedeki okullarımızı düşündüğümüz zaman bu atölyeler kurmaları pek de kolay değil. Deprem sürecince yine biz boş durmadık Enis Bey. Sağ olsun Arge'deki, Türkiye'deki, diğer Arge'deki arkadaşlarla irtibata geçtik. Birçok il şu anda öğrencilerimize çanta yardımı yapacaklar. Bütün malzemeleri içerisinde, materyalleri içerisinde. On binlerce çantayı öğrencilerimize dağıtacağız Allah'ın izniyle. Bunun dışında kitap yardımları olacak. Ve İzmir'de derneğin ismini vermek istemiyorum. Bir dernekle görüştük. Toplam 81 tane okulumuza tasarım beceri atölye açılması konusunda bize söz verdi. 10 milyon değeri var. Bu da ilimiz adına çok güzel bir gelişme. Bunun Allah'ın haberim izniyle. Haberim yoktu. Çok evet, sevindim evet, yani. Evet. Sevindirici bir haber. Altyapısında oluşturduk. Sözünü aldık. Yazışmaları yaptık. Okullarımız açılır açılmaz. Okullarımızda bir etüt çalışması yapacağız. Bir analiz çalışması yapacağız. Fizibilite çalışması yaparak okullarımızdaki alanları belirleyerek 81 okulumuzda bu atölyeleri Allah'ın izniyle bu yıl açacağız. Tabii atölye açmak mutlaka önemli ama işletmek çok önemli. Burada açılacak olan onlarca çeşitli çünkü alan var. Bunların eğitimlerini kim verecek, nasıl verecek? Bu çocuklarımıza verilen eğitimler amacına uygun olacak mı? Bence en büyük problemlerden bir tanesi bu. Biz bununla ilgili de bir çalışma yaptık. Vali Bey'imiz sağ olsun. Vali Bey'imiz de eğitim anlamında her zaman bizim yanımızda, her zaman destek veriyor. Halk eğitim bünyesinde bu alanlarda Enis Bey çalışan usta üretici elemanlarımız var. Evet. Halk eğitim kanalıyla biz okullarımızda, atölye kurulan okullarda bu eğitimleri öğretmenlerimize vermeyi planladık ücretsiz bir şekilde. Öğretmenlerimiz bu eğitimleri profesyonel bir şekilde alarak artık öğrencilerimize uygulamaya geçecekler teorik olarak. Bu anlamda da tasarım beceri atölyeleri hizmetine, düşüncelerine uygun bir şekilde hareket edecektir diye düşünüyorum. Yani ilimiz olarak bu konuda avantajlı bir iliz. Evet. Şöyle hem üniversitede eğitim fakültemiz, eski adıyla teknoloji fakültelerimiz evet. artık bir de söz konusu evet. şimdi. Biz okul olarak mesela bayağı yararlandık. Sağ olsunlar bu konuda da destek veriyorlar. İnşallah bu katkıyı yoğun bir şekilde devam ettirerek evet. ilimizde güzel çözümlemeler yapacaklar. Şimdi Fırat Üniversitesi dediniz Enis Bey tabii konuştukça konuyu açıyor. Tabii konu çok fazla yani burada geniş bir programla evet, 40 evet. dakika 45 dakikayla bitirmemiz mümkün değil. Yani Fırat Üniversitesi ile de her 3 yılda bir protokol imzalıyoruz. Sağ olsun
akademisyen desteğini bize sağlıyor. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin Fırat Üniversitesi'nin laboratuvar imkanlarından faydalanmasını sağlıyorlar. Oradaki rektörümüzle ilgili yöneticilerimize hepsini tebrik etmem gerekiyor diye düşünüyorum. Teknokent'le şu anda görüşmelerimiz evet. devam ediyor. Öğretmenlerin eğitimlerine Allah'ın izniyle başlayacağız. Depremden bir hafta önce hatta mühendislerimizle görüştük. Bütün her şeyi ortaya koyduk. Güzel eğitimlere başlayacaktı. Fakat bu afetten dolayı şu anda görüşmeleri durdurduk. Ama ikinci dönem inşallah bir iki ay sonra bu eğitimler başlayacak. Fırat Kalkınma Ajansı var bölgemizde biliyorsunuz. Biz her dönem iki tane proje yazabiliyoruz zaten. O kadar hakkımız var. İki projemiz de kabul görüyor. Bölgede toplam 7-8 proje geçerken bizim Milli Eğitim Müdürlüğü de her zaman destek görüyor. Bununla ilgili okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize eğitimler düzenliyoruz. Kalkınma Ajansı'nı da buradan tebrik etmek istiyorum. Bize her zaman destek veriyorlar. Şöyle bu yıl güzel bir gelişme oldu. İlk kez iki tane ilçemizden Kalkınma Ajansı'na proje yazıldı ve iki projede geçti. Çok güzel. Yani ciddi anlamda ilimizin eğitim adına gelişmeler gözle görülebilir şekilde devam ediyor Enis Bey. Çok güzel. Bir başka soruya geçmek istiyorum. Evet. Eğitimde kanayan bir yara mı diyelim artık? Yabancı dil eğitimi. Evet. Hani böyle gözle görülür, içimize sinen bir yol alındığını hakikaten söyleyemiyoruz. Evet. Yabancı dil öğretimindeki eksiklerimiz nelerdir? Hani 2023 vizyonunda bunun için ne gibi çözüm önerileri var? Evet. Onu alabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Şimdi Enis Bey, İngilizce eğitiminde bizim temel problemimiz anlıyoruz ama konuşamıyoruz. Çok güzel. En büyük problemimiz bu. Şimdi 2023 eğitim vizyonuna tamamen bunun önüne geçebilmek için çalışmalar yer alıyor. TRT'de biliyorsunuz bununla ilgili bir program var öğrencilere yönelik olarak. Bu çalışmalar devam ediyor. 2023 eğitim vizyonunda da tabii felsefesinde çok detaylı bir şekilde çalışmalar var. Ama en köklü çalışma şunu söyleyeyim. Artık yeni müfredatta bölgelerin özelliklerine göre kitaplar çıkarılacak. Biz Doğu Anadolu bölgesindeyiz. Bizim bölgemizdeki kitaplar hem İngilizceyi anlatacak, konuşmayı, dinlemeyi, anlamayı kavratacak hem de çocuklar bölgemizin özelliklerini tanıyacak. Yani bizim kitabımızla örnek veriyorum, Karadeniz bölgesindeki kitaplar farklılık gösterebilecek. Hatta okul türlerine göre bakanlığımızın böyle bir çalışması var. Bir İmam Hatip'in İngilizce kitabıyla işte bir normal fen lisesinin veya Anadolu Lisesi'nin kitaplarında farklılık oluşabilecek. Bu şekilde böyle bir planlama var. Güzel söylediniz, yani anlıyoruz ama konuşamıyoruz. İnşallah evet. Bu da aktif hale geçirerek. Bununla ilgili de Enis Bey, şimdi İngilizce konuyu ele almışken yabancı diller bölümüyle de Fırat Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz birçok çalışma var. Hem İngilizce öğretmenlerine yönelik hem de öğrencilerimize yönelik sağ olsun bölüm başkanımız tamamen İngilizce konuşarak çocuklarımızla anlaşmaya çalışıyor. Konuları İngilizce anlatıyor. Çocuklar da beyinlerini daha çok zorluyorlar ve İngilizce anlamaya çalışıyorlar. Şu anda birlikte bu çalışmalarımız devam ediyor. Bunun dışında İTÜ'nün çalışmalarımız çok güzel bir oranda. Proje çalışmaları. 3 veya 4 yıl önce 24 projemiz vardı toplam. Geçen yıl 200 küsürdü, tam hatırlamıyorum ama 220 miydi, 230 muydu, öyle bir şeydi. Bu yıl 640'lara, 650'lere çıktı. Maşallah, çok güzel. 25 tane okulumuz Avrupa Kalite Ödülü almaya hak kazandı. Yani bu başarıları tabii duydukça, gördükçe bizim şevkimiz daha da artıyor. Çalışma isteğimiz daha da artıyor. Tabii ki yeterli mi? Bence yeterli değil. Bu 25 neden 50 olmasın, neden 60 olmasın? Bizim bir Ankara'dan, İstanbul'dan ne eksiğimiz var? Eminim ki Elazığ eğitim olarak hiçbir ilin altında değil diye düşünüyorum. Bir başka soruya geçmek istiyorum. Tabii sınav endeksli bir ülkede yaşıyoruz. Ölçme değerlendirmede ne gibi değişiklikler var? Portfolyodan bahsettiniz. Evet. Bunlarla ilgili bir gelişme ne olacak? Tabii. Şimdi ölçme ve değerlendirme merkezleri Türkiye genelinde yaklaşık 2 yıl önce kuruldu. Daha önce pilot uygulamalar vardı. Biz aktif olarak 2 yıldır ölçme ve değerlendirme merkezimizi kullanıyoruz. Burada da görevli 5 tane arkadaşımız var. Tabii buradaki arkadaşlarımızın birinci görevi akademik başarının il düzeyinde üst seviyeye çıkartılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması, bunlarla ilgili tedbirlerin alınması. Arkadaşlarımız da sağ olsun elinden geldiği kadarıyla çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz de bunları yerinde görüyoruz. Bunun dışında uluslararası projeler var.
Teams, PISA sınavları gibi. Bunlar da malumunuz biliyorsunuz. Evet. Bunların il adına daha üst seviyelere çıkarılabilmesi için çalışmalar var. Abide, akademik başarıların izlenmesi ve değerlendirilmesi. Bunun ilk koordinatörü bendim ilk çıktığı zaman. Tabii ölçme değerlendirme açıldıktan sonra biz onun görevimizi arkadaşlara devretmek zorunda kaldık. Artık sorular biliyorsunuz açık uçlu sorular. Evet. Çocuklar artık ezbere dayalı değildi. Düşünmeleri, anlamaları ve bu anladıklarını yorumlayabilmeleri sorularda istenen şekiller bunlar. Artık günümüzde bu soru tiplerine doğru gidiyor. Ölçme değerlendirme merkezindeki arkadaşlarımız da yine alanda uzman öğretmenler belirleyerek soru hazırlama komisyonları oluşturdular. Bu komisyonlarımız da sürekli yeni sorular üretmeye çalışarak deneme sınavları il genelinde yapıyorlar. Çocuklarımızın akademik başarılarını artırmaya yönelik faaliyetleri devam ediyor. Sene başında öğretmenlere soru hazırlama üzerine bir seminer düzenlenmişti. Evet, evet. Güzel çalışmalar yapılıyor gerçekten. Tabii ki. Arkasından okul öncesi eğitimi biraz da ele almak istiyorum. Anaokullarımız, kreşlerimiz aktif olarak çalışmakta. Evet. Elazığ'da geçmiş oranla baktığımızda özelde de büyük bir atak gösterdiler. Okul öncesi eğitime bugüne kadar sizce gereken önem verildi mi? Önce onu bir sorayım. Yani tabii ki verilmedi bunun cevabını. Ciddi bir eksiklik olduğunu hani gerçekten düşünerek soruyorum bunu. Evet. 2023 eğitim vizyonunda zorunlu olması yanlış hatırlamıyorsam vardı. Evet. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Var. Yenilikçi planlamalar ne var? Yani bu konuda ne gibi çalışmalar yapılacak? Evet. Şimdi Deniz Bey, emin olun ki okul öncesi eğitimi artık veliler de, öğrenciler de, öğretmenler de bunun önemini çok iyi biliyorlar. Çünkü yapılan istatistik veriler, değerlendirmelere göre okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin okul öncesi eğitimi almayan öğrencilere göre akademik başarısında büyük bir fark var olumlu yönde. Bu yüzden okul öncesindeki zaten okullaşma oranı gün geçtikçe arttığını düşünüyorum. Burada da faaliyetler tabii devam ediyor. Özellikle STEM eğitimleri okul öncesinde evet. Şu anda başlatılmış durumda. Buna öğrencilerimiz çalışmalar yaparak katılıyorlar. Yarışmalar il genelinde düzenliyoruz. Bunun dışında Montessori eğitimleri var. Çünkü çocukların temelde almış olduğu bir bilgiler, almış olduğu bu güzel bilgiler ileriki meslek hayatında çok çok faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Geleceğini yönlendirecektir mutlaka çocuklarımızın. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor Enis Bey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir şeyin altını çizerek açmanızı isteyeceğim de bu 2023 vizyonunu okurken hani böyle bir ifade kullanılıyordu. Esnek modüler, daha az ders çeşidinin bulunduğu. Evet. Yani bunları mesela açar mısınız? Bu esnek modüler demekle neyi kastediyorlar? Evet. Yani planlanan, hedeflenen şey bu cümlede aslında tam olarak ne? Ya şimdi o biraz açıkçası Deniz Bey yoruma Açık bir kısım. Yani orada aslında kazanımlara uygun, daha net, daha keskin ifadeler. Yani kazanım açık net olacak. Ne istediğini bilecek. Yani çocuk da aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne istediğini, sorularda ne tür çalışmalar olduğu, neye dikkat etmesi gerektiği, esneklik buradan bahsediyor. Tabii çeşitlilikle ilgili bu bakanlığın tamamen bir politikası. Şu anda onunla ilgili herhangi bir çalışma yok. Biz ne kadar çeşitlilik varsa bu çeşitliliklere öğrencilerimizi yönlendirerek burada başarılı, mutlu, huzurlu olmaları için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bununla ilgili dediğiniz gibi net bir kesin bir bilgi şu anda yok. Netleşmiş bir şey evet. Yoktu. Çünkü hani internette de konuyu ilk açtığınızda karşınıza çıkan ilk cümleler bunlar evet. Oluyor. Evet. İçi doldurulacak cümleler anladığım kadarıyla daha. Altyapısı tam oluşturulmadı. Şimdi 2023 eğitim vizyonunu okuduğumuz zaman bu bir felsefe zaten Enis Bey. Evet. Yani bunlar öngörülüyor. Bu güzel bir yaklaşım oldu bu ifadeniz. Evet. Şimdi bazı şeyler de maalesef deneme yanılma yöntemiyle gerçekleşecek olan şeyler. Örnek veriyorum tasarım beceri atölyeleri. Mesela burada tamamen ilkokul, ortaokul ve liselerde kurulacak deniyor. Ama kurulması da çok kolay bir iş değil. Ne yaptı? Bakanlık aslında bir adım geri adım atarak pilot uygulamalar belirli bir bütçe illere gönderdi. 3 tane, 4 tane okulda tasarım beceri atölyeleri kurarak bunların işleyişini görmek istedi. Kolay bir durum söz konusu değil. Tabii felsefe olarak çok güzel bir felsefe ama ülkemizin bulunmuş olduğu durum var. İlimizin bulunmuş olduğu mevcut durum var.
Belli bir bütçe istiyor bunlar tabii ki. Bu bütçeye ulaşabilmek kolay değil. Biz bunları TÜBİTAK'a yazdığımız projelerle, Kalkınma Ajansı'na yazdığımız projelerle, Avrupa Birliği projeleriyle desteklemeye çalışıyoruz hepsini. Ama onların da belirli sınırlı bütçeleri var. İşte güdümlü projelerin maliyetleri yüksek. İnşallah seneye açıldığı zaman 2 milyonluk, 2,5 milyonluk bir proje yazmayı düşünüyoruz buna. En azından ilimizin eğitimi adına bir katkı sağlamış oluruz. Okul aile birliklerine de çok görev düşüyor anladığım kadarıyla. Çünkü ekonomik boyutu olan çalışmalar bunlar. Tabii ki. Okulumuzda bizim mesela 11 tane bu şekilde beceri tasarım atölyelerimiz söz konusu. Şunu gözlemledim. Hani konuşmamızın içerisinde ifade etmiştiniz. Öğretmenlerin yetiştirilmesi, öğretmenlerde bir heves var. Gerçekten teknoloji çağında yaşıyoruz. Öğretmenler kendilerini bilgisayardan, internetten hızlı bir şekilde gerçekten adapte edip de bir şeyler öğrenip çocuklara öğretmeye başlıyorlar. Evet. İnşallah atölyeler kurulunca ben birçok şeyin kendiliğinden zaten çözüleceğine inanıyorum. Yani İnşallah. O süreç hızlı işleyecektir. İnşallah. Hani şeyi söylerler ya, akarsu işte temizdir, dokunanı temizler. Hı hı. Durgun su bir süre sonra kirlenir. Kendine kokuşur, kendine dokunanı kirletir. Evet. Çalışmak gerekiyor. Kesinlikle. Aktif olmak gerekiyor. Yani Milli Eğitimi, ARGE'yi sizleri gerçekten tebrik ediyoruz bu konuda. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bir başka şey var. Gündemde konuşulan, netleşti mi bilemiyorum. Onu özellikle sormak istiyorum. Hani okul çeşitliliği azaltılacak mı? Evet. Hani ne tür çalışmalar yapılıyor? İşte proje okulları denildi, imam hatipler denildi, işte fen liseleri. Bunlar tekrar ayrı ayrı olacaklar mı? Bu proje okulları başlığı altında toplanacaklar mı? Evet. O konuda da bir bilgi alabilirsek. Şimdi Deniz Bey, program başında da bahsettiğimiz gibi bakanlık aslında yeniden doğdu gibi bir şey. Öyle ifade edebilirim, yanlış olmaz. Şimdi burada proje okullarının açılması tabii amacına uygun olacak mı, olmayacak mı? Bunu ilerleyen süreçler gösterecektir. Buradaki proje tabanlı çalışmaların ne olduğu, başarıya ulaştığımı, buradaki çocukların akademik başarısını ne ölçüde etkilediğini göreceğiz. Şu anda tabii bakanlık bu çeşitliliği aşmış durumda. Az önce de bahsettiğim gibi bizim sadece görevimiz bu çeşitliliklere uygun şekilde müfredat programlar hazırlayarak öğretmenlerimize, öğrencilerimize en iyi hizmeti sunabilmektir. Tabii bakanın bununla ilgili çeşitliliği azaltılması gibi herhangi bir politikası söz konusu değil Enis Bey. Şu anda çalışmalar aynı şekilde devam ediyor. Yani böyle bir an şu algılandı sanki. Evet. İşte okul çeşitliliği artık azaltılacak. Birkaç çeşit okul olacak. Ama şu anda aktif olarak gündemde değil diyorsunuz. Değil. Şunu da sormak istiyorum. İçinde bulunduğum kurum olarak da özel öğretimin 2023 vizyonunda durumu ne? Evet. Neler planlanıyor? Ne gibi katkıları olabilir? Evet. Özel öğretim kurumları demişken Enis Bey, sizin liderliğinizde yöntem okullarına öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Sürekli dezavantajlı bölgedeki öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle bir araya gelerek öğrencilerinizle birlikte her zaman yardımlarda bulundunuz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bakanlığımızın tabii ki 2023 eğitim vizyonunda ve özellikle 2019-2023 stratejik planla özel öğretim kurumları ile ilgili çalışmaları var. Birinci planda özel öğretim kurumlarıyla devlet okullarının eşleştirilerek, başka bir tabirle kardeş okul gibi ortaklaşa proje yapmalarını öngörüyor. Öğrencilerimizin özel öğretim kurumlarına, özel okullarımıza yönlendirilmesi yönünde çalışmaları var, politikaları var. Bu yüzden özel öğretim kurumlarımızı, yani özel okullarımızı önemsiyoruz. Yapmış olduğunuz çalışmaları önemsiyoruz ve destekliyoruz. Özellikle öğrencilerimizin özel okullarda öğrenim görmesi için bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar söz konusu şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Ben buradan bir şeyi daha eklemek istiyorum. Şu anda okullarımız tatilde, yaşadığımız afetten dolayı sınava hazırlanan öğrencilerimiz var. Evet. Sınava hazırlanan bu öğrencilerimizin çalışmaları bırakmadan ciddi bir şekilde çalışmalarını devam ettirmeleri, asılmaları gerekiyor. Burada şu tavsiyede bulunmayı özellikle istiyorum. Özel bir durum olduğu için paylaşıyorum bunu. Evet.
Milli Eğitimimizin, Bakanlığımızın EBA sayfası var. Evet. Bütün ders konuları EBA'da anlatılıyor. Kesinlikle. Bilgisayarı, interneti olan, cep telefonu, tableti olan herkesin rahatlıkla ulaşabileceği yerlerdir. Türkiye'de çok seçkin öğretmenlerin konu anlattığı yerler bunlar. Evet. Öğrencilerimiz hazırlanırken okulun yokluğunu bence bu EBA'dan çok hızlı bir şekilde kapatabilir. Doğru söylüyorum. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Murat Bey'e ve Milli Eğitim'e de yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerimizi tekrar sunuyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun.